Kırmızı et fiyatlarındaki artışın önünü alacak önemli bir adımdan bahsedeceğiz. Et ve Süt Kurumu piyasadaki yükselişi tersine çevirmek için firmalara doğrudan satış yapacak. Peki kurumdan uygun fiyat alınan etin fiyatı etiketlere nasıl yansıyacak? İşte detaylar. Ne kadar arttı fiyatlar? En azından 30-40 lira artmış yani bir haftanın içinde. Müşteri de bize diyor niye zam geldi, niye böyle oldu. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok yani buna devlet el atacak. İnşallah da atacak, az kaldı. Kırmızı et fiyatlarını aşağı çekerek piyasayı dengelemek için ilk adımı Et ve Süt Kurumu attı. Kilosu 130 liradan sığır satışı yapılacağını duyurdu. Bir dengeleme olur evet. Bir dengeleme olur. Kilosu 300 ila 350 lira olarak değişen dana kuşbaşının fiyatı bir hafta içinde 400 liraya aştı. Oysa ne maliyet kaleminde bir artış yaşandı ne de karkas etin fiyatı değişti. Ama fırsatçılar devredeydi. Üreticiden direkt ben bize gelmiyor. Arada aracılar var tabii ki. Zaten aracılar kazanıyor. Bizim kazandığımız hiçbir şey yok. Kiloda kazandığımız 5 lira 10 lira o da tabak maliyeti, elektrik maliyeti, kira maliyeti sıfıra sıfır gibi bir şey. Fırsatçılık var tabii ki. Ama işte yani bunun içinde bir şey diyemiyorum yani herkesin vicdanı. Vatandaşın 3 kuruş yiyeceğinde gözleri var herkesin. En son geçen başka bir kasapta dana kuşbaşı 380'en almış öyle civarında. Şimdi 400 lira diyorlar. Et fiyatlarında maliyet artmamasına rağmen son bir haftada yapılan %25'e yakın artışın geriye çekilmesi öngörülüyor. Tabii amaç fiyatların daha da yükselmesinin de önüne geçmek. İnşallah eski fiyatlar olur. Biraz düzelir, bizler geriler. Ya yeter ki zam gelmesin. Son hamleyle kırmızı et fiyatlarının ilk etapta 300 liraya inmesi hedefleniyor. Et ve Süt Kurumu üretici firmalara hayvanlardan elde edilecek sakatat, deri ve yan ürünler dahil karkasları kilosu 130 lira artı KDV'ye satacak. Satışı yapılan hayvanlar kesilene kadar da kurum personeli tarafından takip edilecek. Şarküteriler, kasaplar başvurularını 8 Ocağı kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne yapabilecekler.